Herkese merhaba, Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tam zamanıyken bal kabaklı irmikli muhallebi tarifi paylaşacağım. Hem göze hem mideye hitap eden, çok da pratik olan 3 renkli tatlımızın hemen yapımına geçelim. İlk olarak kabak püresi için 3 dilim bal kabağını tencereye alalım. Üzerine 1 bardak toz şeker ekleyip 2-3 saat bekletelim. Şeker eriyip sulanınca kabakları ocağa alalım. Yumuşayıncaya kadar pişirelim. Kabağın cinsine göre pişme süresi değişeceği için ara ara kontrol etmekte fayda var. Tamamen suyunu çeken kabağın altını kapatalım ve soğuması için bekletelim. Bu arada irmikli muhallebiyi yapmaya geçelim. 10 yemek kaşığı irmik, 10 yemek kaşığı şekeri başka bir tencereye alalım. 5 su bardağı süt ekleyelim. Şeker ve irmik eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açalım ve koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Pişmeye yakın bir portakal kabuğu rendesi ekleyelim. Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelen tatlımıza bir paket vanilya ekleyip ocağın altını kapatalım. Muhallebimizin yarısını bir kabağa alarak 3 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Su ile ıslattığım kek kalıbını ilk olarak kakaolu muhallebiden koyup güzelce yayalım. Daha sonra muhallebimizin diğer yarısını aynı şekilde ekleyip yayalım. En son kat için pişirip soğuttuğumuz bal kabaklarını blenderdan geçirelim. Daha koyu kıvam alması için bal kabaklarının isterseniz içine 2 kaşık irmikli muhallebiden de ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız bal kabağını da kalıbımıza dökelim ve aynı şekilde yayalım. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldıralım. Ben çekim için fazla vaktim olmadığı için 3 saat bekletebildim.
Sizler vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Bu kadar kısa sürede sunumuyla, lezzetiyle şahane bir tatlı yaptık. Sizler de denerseniz sütlü tatlı ve bal kabuğun uyumuna inanamayacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.